Arkadaşlar merhabalar bu videomda 11. sınıf akademi serisinde yani 11. sınıflar için hazırladığımız konu anlatımı serisinde Aralık ayının ikinci haftasının 1. videosundayız. Bu videoda ne yapacağız? Doğrunun grafiğinden bahsedeceğiz ve iki doğrunun kesim noktasından bahsedeceğiz sizlere. Evet bu dersin pdf'ini açıklama kısmında yani videonun altındaki açıklama kısmındaki linke tıkla 11. sınıf klasörüne gir. Aralık 2. haftayı bul. Orada ulaşabilirsin. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Öncelikli olarak doğru grafiğinden bahsedeceğiz. Bir doğrunun grafiğe çizilirken x eşittir 0 için y eksenini kestiği nokta y eşittir 0 için de x eksenini kestiği nokta bulunur ve grafik çizilir. Şimdi bu nasıl olduğunu şöyle bir göstereyim size. Arkadaşlar şöyle bir grafik varsa elimizde. Şöyle kırmızı renkte bir grafik olsun. Evet x eksenini kestiği yeri ve y eksenini kestiği yeri bulacağız ya. Şimdi buradaki nokta tabii bunun üstünde bir sürü nokta var da grafiği çizmek için herhangi iki noktada bulabilirsiniz ama en kolay iki nokta eksenler üzerindeki noktalar olduğu için eksenler üzerindeki noktaları bulmak daha kolay. Çünkü niye? Buradaki nokta herhangi bir şekilde x ekseni üzerindeyse bu x'e 0 gibi bir nokta değil midir? Aynen öyle. E x'e 0 gibi bir noktaysa yani bu doğru denkleminde y'sinin 0 olduğu değer nedir? x'tir. O zaman ben y yerine 0 yazdığımda x'i bulurum x eksenini kestiği noktayı belirlerim. Sonra buradaki noktada 0 y gibi bir nokta değil midir? 0 y gibi bir nokta olduğu için de ne yapacağız? x yerine 0 yazdığımızda y'sini bulmuş olacağız. Noktaları belirleyeceğiz ve iki noktadan bu doğru geçer diyeceğiz. Ha bu iki nokta böyle geçti. Sen rastgele analitik düzlemde şöyle bir şey de bulabilirsin. Mesela buradaki bir noktayı mesela x yerine 1 yazıp y'sinin kaç olduğunu ya da x yerine 5 yazıp y'sinin kaç olduğunu Yeter ki iki nokta bul. O iki noktayı bulduktan sonra grafik şöyle zaten çizilir. Ama bizim en kolayımıza gelen şey nedir? Tabii ki eksenleri kestiği yerlerdir. En azından burada bunu bu şekilde çizdikten sonra bir de eksenleri kestiği noktaları da bulmayla da uğraşmayız. O yüzden eksenleri kestiği noktayı bulup ona göre yorumlayacağız arkadaşlar bunu. Hadi bakalım şuna. Şimdi şöyle bir şey denmiş. Bu doğrunun grafiğini çiziniz denmiş. Arkadaşlar bir x yerine 0 yazalım. x yerine 0 yazdığımızda Hani 2 çarpı 0 artı y artı 6 eşit 0 ya. Şu gitti zaten. Buradan da y ne geldi? y eksi 6 y eşit oldu. y yerine 0 yazarsam ne olacak? 2x artı y yerine 0 yazdığımda artı 6 eşit 0 oldu. E buradan zaten bu 0 düşünme bunu. 2x eksi 6 eşitse x de böylelikle kaç yaptı? Eksi 3 yaptı. O zaman grafiği çizelim. Hemen eksenleri çizdik. Eksenleri çizdikten sonra x'i eksi 3 olarak göster. Y'yi de eksi 6 olarak göster. Buradan da eksi 3 ve eksi 6'yı gösterdikten sonra da grafiği çizeceksin. Hocam hop şöyle grafik bu şekilde olur diyeceksiniz. Tabi eksi 6 tam buradaki kestiği nokta olacak. İşte bu şekilde bu kadar kolay kardeşim. X yerine 0 yazıp Y'yi eksik Y'yi kestiği yeri. Y yerine 0 yazıp da X'i kestiği yeri bulup sonuca çok rahat bir şekilde ulaşıyoruz. Örnek bakalım. Dik koordinat düzleminde y eşittir 2x artı 6 doğrusunun eksenlerle oluşturduğu kapalı bölgenin alanı. Şimdi eksenlerle oluşturduğu kapalı bölge isteniyor ya o zaman ben bu doğrunun grafiğini çizmek zorundayım. Bir x yerine 0 yazsam x yerine 0 yazdığım zaman y eşittir 2 çarpı 0 artı 6'tan y'yi kaç buluruz? Şu 0 gitti zaten 6 buluruz. Peki y yerine 0 yazsam y yerine 0 yazdığımda da 0 eşittir 2x artı 6 olduğundan dolayı Buradan da 2x eşittir. Eksi 6'dan x'i de kaç bulduk? Eksi 3 bulduk. Hemen grafiğe çiziyorum. Şu şekilde. Ve x'in eksi 3 olduğunu biliyorum. Evet x'i eksi 3 olarak yazdım. Y'yi kaç olarak biliyorum? 6 olarak biliyorum. Grafiği çizdim. Ve benden eksenlerle oluşturduğu bölge alanı isteniyor. Yani buradaki bölgenin alanı isteniyor. Şu uzunluk kaç birim? 3. Bu uzunluk kaç birim? 6. Burası da eksenler dik kestiği için 90 derece olduğundan dolayı ve buradaki üçgenin alanı neye eşit olacaktır? Dik üçgen olduğu için dik kenarların çarpımının yarısı. Yani 3 çarpı 6 bölü 2'ye eşit olarak, olacaktır. 6 kere 3 18 bölü 2'den cevap kaç yaptı? 9 yaptı. Evet örnek 2'yi böylelikle 9 bulduk. Geldik örnek e. Dik koordinat sisteminde bu doğrular verilmiş bir de x ekseni verilmiş. Bu doğrular ile x ekseni arasında kapalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. O zaman arkadaşlar bunu da öncelikle bir x yerine 0 yazalım bakalım. X yerine 0 yazdığımız zaman hocam X yerine 0 yazdığım zaman hop şu gitti. Y eksi 4 eşit 0 yaptı. Böylelikle Y'yi kaç bulduk? Y'yi 4 bulduk? Evet. Bir de Y yerine 0 yazsam Y yerine 0 yazdığımda da o zaman bu gitti. Bu gittiği zaman X eksi 4 eşit 0 oldu. X eksi 4 eşit 0 ise X'i de kaç bulduk? 4 bulduk. Tamam bunu çizeriz şimdi. E, şuna bakalım. Şu denklemde de X yerine 0 yazsam hocam bu gitti y eksi 4 eşit sıfırdan y'yi 4 buluruz. Bir de y yerine 0 yazsam y yerine 0 yazdığımda da o zaman ne oluyor arkadaşlar? Şu gitti. Eksi 2x eksi 4 eşit sıfırdan buradan da eksi 2x ya da 2x eşittir eksi 4 yaptı. X de kaç bulduk arkadaşım? Eksi 2 bulduk. Hadi bakalım analitik düzlemi çizelim şöyle. Analitik düzlemi çizip yorumluyoruz arkadaşlar. Şöyle analitik düzlemi çizdim. Bir tanesi kırmızı olan doğru nereden geçiyor? 4'e 4'ten geçiyor. Evet, şöyle 4'e 4'ten geçecek. Yani şu noktayı, şu noktayı belirledik. Sonra bu noktadan geçen doğruyu çizdik. Öbürüne bakalım. Y'si 4 olacak, X'i de 2 olacak. Eksi -2 olacak. Evet, X eksi -2 olacak, Y'si de 4 olacak. O e zaman bu doğrumuz da şu şekilde mi oldu? Aynen böyle. Şimdi bir de ne diyor üçüncü doğru da? Bir de X ekseni diyor. Arkadaşım, bu doğru, bu doğru, bir de X X80 ekseni. X ekseni de şu değil mi? Evet. Bu doğrular arasında kalan bölgenin alanı isteniyor. Yani senden şurası isteniyor arkadaşım. O zaman cevap ne olacaktır? Şuna bakalım. Şurası 2 birim. Burası 4 birim. Toplamda burası kaç? 6. Şurası da 4 birim. Bu da yükseklik. Taban ve tabana ait yükseklik var mı? Var. Alanda neye eşit olacaktır? 6 çarpı 4 bölü 2. 24 bölü 2'den cevap 12'ye eşit olacaktır. Evet örnek 3'ü böylelikle 12 bulduk. Geldik örnek 4'e. Evet bu doğrular arasında kalan kapalı bölgenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Öncelikle ilk doğruda x yerine 0 yazsak y eksi 6 eşit 0 yapar değil mi? Çünkü x yerine 0 yazdığımızda. Buradan da y'yi kaç buluruz? 6 buluruz. Peki y yerine 0 yazsak y yerine 0 yazdığın zaman da ne oluyor? O zaman y yerine 0 yazalım. Silgiyi bulamadım. Y yerine 0 yazdığımızda da eksi 3x eksi 6 eşit 0'dan. Eksi, 3 x eksi 6'tan x'i de eksi 2 buluruz. Evet x eksi 2 yaptı. Y'yi de kaç bulduk arkadaşlar? 6 bulduk. Peki mutlak değer eksi 1 demek ne demek? Mutlak değer eksi 1 demek x eşittir 1 ya da x eşittir eksi 1 demek değil midir? Evet. Y eşittir 0 da bakacağız şimdi. Dur. Analitik düzlemi çizelim. Gençler analitik düzlemi ben şöyle daha rahat daha ferah bir yere çizeyim şöyle. Şöyle çizdim. Şimdi dikkat et. 6'da. Y'si 6'da. X'i de eksi 2'de olacak. Evet. X'i eksi 2'de olacak. Şöyle bir şey. Şöyle bir şey. Y'si de 6'da olacak. Şöyle bir şey. Hemen bunun grafiğini çiziyorum. Hop çizdim. Şöyle bir şey oldu. Sonra X eşittir 1 ve X eşittir eksi 1 doğruları var. Hocam X eşittir 1 doğrusu bu. X eşittir eksi 1 doğrusu da bu değil mi? Evet. Çünkü X eşittir 1 doğrusu özel doğrularda. X eşittir K doğrusu her yerde hapsi 1 olacak x eksenine dik olan doğru ya da y'ye paralel olan doğru şeklinde söylüyorduk. Şurada 6 olduğunu şöyle göstereyim istersen. Burası 6. Sonra x eşittir eksi 1 ile şeyi de yaptık hallettik eyvallah. Sonra y eşittir 0 doğrusu. Dikkat et. Hocam y eşittir 5 doğrusu olmuş olsaydı ne derdik? Bu 5'ten geçen doğru ve x eksenine paralel olan doğru. Y eşittir 3 olsaydı mesela bu dik x eksenine paralel ya da y'ye dik olan bu şekilde bir doğru olacaktı. E bize diyor ki y eşittir 0 doğrusu. O zaman hocam 0'dan geçecek. Y eşittir 0 doğrusu da bu yapmıyor mu? Yani y eşittir 0 doğrusu ne yaptı arkadaşlar? X ekseni yaptı. Öyle öbür mantığı da düşünebilirsiniz. X eşittir 0 doğrusu olsaydı ne olacaktı? X eşittir 0 doğrusu da hop şu. Yani y ekseni olacaktı arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet arkadaşım şu kırmızı doğru mavi doğrular ve y eşittir 0 doğrusu. Y eşittir 0 doğrusu da şu değil mi arkadaşlar? Siyah tırtıklıyla gösterdim. Yani x ekseni. Kırmızı, mavi ve tırtıklı siyah arasında kalan bölgenin alanı neresi arkadaşım? Tam olarak burası değil mi? İşte bize buradaki alan isteniyor. Analitiksel düşünerek de yapabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl? Şöyle. X eşittir 1 doğrusuyla şu kırmızı doğrunun ortak çözüm noktasını bulursunuz. Biraz sonra kesim noktasını bulmayı da öğreneceğiz. Daha öğrenmedik diye buradan çözmeyeceğim. Hocam kesim noktasını bulduktan sonra atıyorum. 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 Hocam eksi 1'e 5 çıktı. O zaman burası eksi 1 ise burası ne olacak? 5 olacak. Yani şu uzunluk 5 birim uzunluğunda olacak. Ya da sen burayı ne buldun mesela? Hocam buradaki noktada 1'e 7 çıktı mesela. Sallıyorum. 1'e 7 çıkması demek 1'e 7. Apsi yani ordinatı 7 olacak. Buradaki uzunluk 7 olacak anlamına geliyor. Sonrasında da alt taban artı üst taban çarp yükseklik. Böyle 2'den sonuca ulaşırsın. Ama genelde böyle şekil çizilmişse analitik düzlem e, bu koordinat düzlemi çizilmişse Paralellikler de varsa temel orantı da kullanabiliyor. Zaten burası da 90 derece. Şimdi dikkat et. Şu uzunluk kaç birim? 1 bir birim. Bu uzunluk da 1 bir birim. E, hocam burası x 1 doğrusu olduğu için. Burası da x eksi 1 doğrusu olduğu için. Şurası da 1 bir birim değil mi? Evet. Yani şu parça, şu parça ve şu parça ne oldu? Birbirine eşit oldu. Bak şuradaki uzunluğu biliyorum ben 6 olarak. E burası 6 ise Ha yamuğun alan formülü. Orta taban çarpı yükseklikten dolayı da direkt bulabilirsin. Onu da söyleyeyim ama büyük ihtimal hatırlamıyorsundur. Üçgenden yapacağım. Üçgenden nasıl yapacağız hocam? Tüm üçgenin alanından şuradaki alanı çıkartırsak olay bitti mi? Bitti. O zaman ben şu uzunluğu bulmaya çalışacağım. Bir de bunu. Şimdi şuraya bakacak olursak şuradaki üçgende benzerlik yok mu? 1 bölü 2 oran var. Ya da bunlar eşit ya direkt orta taban çıktı diyebilirsin. Ee, bunlar eşit olduğundan dolayı. 6 ise direkt burası 3 olur. Peki hocam şuradaki a'yı nasıl bulacağım? Onda benzerlikten. Hop şöyle. Hocam 1 bölü 3 oran var. 1 bölü 3 oran eşittir. 3 bölü a'ya eşit olduğundan dolayı a'yı da buradan kaç bulursun? 9 bulursun. a'yı da 9 bulduysan olay bitti. Büyük üçgenin alanından şu üçgenin alanı çıkartacaksın. O zaman alan neye eşittir? Büyük üçgenin alanı 9 çarpı 3 bölü 2 eksi 1 çarpı 3 bölü 2 deyince olay bitiyor. 27 bu da 27 eksi 3 bölü 2 yaptı. O da kaç yaptı? 24 bölü 2'den 12'ye eşit olur arkadaşlar. Evet örnek 4'ü böylelikle 12 bulduk. Bakın üçgensel bilgileri de kullanıyoruz. Üçgensiz olmaz. E hocam yamuk bilgisi tamam yamuktan da yapabilirsiniz sıkıntı yok. Alt taban artı üst taban çarpı yükselik bölü 2 ya da orta taban çarpı yükselik de bize yamuğun alanını veriyordu. Ama bunu büyük ihtimalle hatırlamıyorsunuzdur. Tabii ki üçgen bilgileri bizim için çok önemli ve ben genelde üçgenden çözmeyi tercih ediyorum. Evet gençler örnek 4'ü böylelikle 12 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Değil özelliğe. Şimdi bir doğrusu ax artı b'ye artı c eşit 0 doğrusu. AX 0 virgül y 0 noktasından geçiyor ise nokta doğrunun denklemini sağlar. Evet böyle ezbere söyleyebiliriz aslında. Bir nokta bir doğrunun üstündeyse yani şöyle bir doğru var bir noktada üstünde yani x 0, y 0 noktası. E bu da ax artı by artı c eşit 0. Doğrusuysa eğer nokta A doğrunun üstünde olduğu için ne yapmak zorunda? Denklemi sağlamak zorunda diyebilirsin. Aynen öyle. Ama ben şimdi sana bir şey söyleyeyim. Bu doğru denklemi aslında nereden geliyor? Ondan bir bahsedeyim. Daha önce de bahsetmişimdir büyük ihtimalle ama yine söyleyeyim ben sana. Hocam noktaların kendi arasında oluşturduğu sonuçta. İki noktadan bir doğru geçmiyor mu? Evet. Bu iki noktadan bir doğru geçiyor. Ama bu doğru üstünde sonsuz tane nokta mı var? Evet. Sonsuz tane nokta var. Mesela burası eksi 1'e eksi 1. Mesela burası 1'e 1. Bir. Mesela burası 3'e 3. Üç. Mesela burası 7'ye 7 yedi gibi gidiyor. Böyle gidiyor arkadaşlar. E bu ne demek biliyor musun? Bu doğru denklemini yazmak buradaki noktalar arasındaki ilişkidir. Bu noktalar arasındaki doğru üstündeki biz şeyleri x virgül y diye genelliyoruz sadece. O yüzden denklem x li ve y'li çıkıyor. A virgül b şeklinde genellersek işte denklem a'lı b'li çıkar. Ya da n ve m şeklinde genellersek denklem n ve m'li çıkar. A burada x ve y'li genelliyoruz. Buradaki noktaların bu doğru üstündeki noktaların kendi arasındaki ilişkidir arkadaşlar. Ama hepsini de sağlayacak. Dikkat et. Buradaki noktalara baktığınız zaman a hocam x ile y birbirine eşit değil mi burada? Burada da öyle. Burada da öyle. Burada da öyle. O zaman bu doğrunun denklemi nedir? Y eşittir. X doğrusudur. Ya da şöyle bir doğru sallayayım mesela ben sana. Hocam burası eksi -1'e -1 olsun. Mesela burası 3'e 3'e e kaç olsun? 7 olsun. Mesela burası 10'a 21 olsun. Böyle gitsin. Böyle gitsin. Bu gittiği zaman da burası da x, y diye genelleyelim. İşte bu noktaların geometrik yerini hocam x diye birbirine eşit mi? Hayır, hepsinde eşit değil bak. Hepsinde sağlayacak. E o zaman ne diyeceğiz burada? Hocam bir denklem bulmaya çalışacağız. Bir örüntü bulmaya çalışacağız. Dikkat et. Eksi bile birden bulamıyoruz. Sadece x ile y'nin eşit, olduğumu, o eşit olduğu var burada. Buraya baktığımız zaman küçük olanı 2 ile çarp 1 ekle. 2 ile çarp 1 ekle. Bunda da sağlanıyor. Bunda da sağlanıyor. Bunu da 2 ile çarp. Eksi 2 1 ekle. Eksi 1 mi yapıyor? Evet. O zaman küçük olanı dediğim x virgül y. Yani burada bunu y neye eşit arkadaşlar? Ordinatı ya da buradan daha net bir şekilde görünüyor. Y neye eşit? Apsisini 2 ile çarp 1 ekle. Yani o zaman bunun denklemi ne olacak? 2x artı 1 şeklinde olacak. Y eşittir 2x artı 1 şeklinde yazılır. Ya da denklemi hepsini bir tarafa toplarsın. 2x eksi y artı 1 eşit 0 şeklinde de söyleyebilirsin. İşte doğru denklemi demek bu noktaların bütün noktaların aynı anda oluşturduğu sisteme denilir. O şekilde söyleyebiliriz. E o zaman hocam burada biz şunu söylediysek eğer ax0 noktası bir nokta bir doğrunun üstündeyse denklemi sağlar. Zaten bu denklem noktalardan oluşuyor. O yüzden bu denklem bu noktada bu denklemini yapmak zorunda, sağlamak zorunda diyebiliriz. Çünkü bu noktaların arasındaki ilişkiden dolayı bu olay çıkıyor, doğru denklemi karşımıza çıkıyor. Yani kısaca, özetle şunu söyleyebiliriz. Ama şuradaki mantığı da bilmeniz lazım. Doğru denklemi ne? Doğru denklemi diyorsunuz 3x artı 5y eşittir 7 diyorsunuz mesela. E sadece denklem olarak biliyorsunuz. Ama bu denklemin nereden geldiğini de bilin. Sonra ilerleyen zamanlarda hani belki 11. sınıfta falan karşılaşmayabilirsiniz ama ilerleyen zamanlarda matematiğin içerisinde bile bunları bu şekilde bildiğiniz zaman yorum gücünüz çok daha güzel bir şekilde artar arkadaşım. Önemli olan bir şeyleri ezberlemek değil, şurayı çalıştırmak. Burayı çalıştırdığınız zaman bir süre ezberden de kurtulmuş oluyorsunuz. E dolayısıyla denklemi sağlayan bir noktadan bahsediyoruz. Mesela burada örnek 5'e bakalım. Analitik düzlemde şu doğrusu bu noktadan geçmektedir demiş o zaman nokta denklemi sağlamak zorunda. Yani sen x yerine eksi 1 y yerine k yazacaksın. Gel burada yaz bakalım. Y yerine k yazacağız değil mi? K eşittir. X yerine de eksi 1 yazacağız. 2 çarpı eksi 1 eksi 6 diyeceğiz arkadaşım. Buradan ne yapıyor o zaman? K eksi 2 eksi 6'dan eksi 8'e eşit olur. Evet örnek 5'i böylelikle eksi 8 bulduk. Geldik örnek 6'ya. Bu dik koordinat düzleminde 2x artı y eksi 6 eşit 0 doğrusunun üzerindeki apsisi ordinatına eşit olan noktanın koordinatları soruluyor. Bak dikkat et. Bir doğru var elimizde. Şöyle bir doğru var. Bu sonsuz tane noktadan oluşuyor demiştik. Sonsuz noktadan oluşuyor. Bu da 2x artı y eksi 6 eşit 0 doğrusu. Şimdi bize diyor ki bu x virgülü y gibi noktalardan oluşuyor dedik ya. Şimdi burada apsisi ordinatına eşit olan nokta. Hocam Burası apsis burası da ordinat. Apsis burası ordinat burası. Apsis ile ordinat birbirine eşit olsun diyor. Apsis ordinat ne zaman birbirine eşit olur? Apsis A dersek ordinat da A olacak. Mesela şöyle deseydi. Apsisi ya da ordinatı apsisin iki katının bir fazlası deseydi. O zaman şöyle bak dikkat et. Ordinatı apsisinin iki katının bir fazlası deseydi. Apsisi A derdik. O zaman buraya 2A artı 1 derdik. Ya da şunu deseydi. Ordinatı e, pardon apsisi ordinatının 3 katının 2 eksiği deseydi o zaman ordinatını a derdik. Ordinatının 2 katının 3 eksiği 2 a 3 şeklinde apsine yazardık arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Ama burada apsisi ordinatına eşit olan noktadan bahsettiği için buna a virgül a dedik. E o zaman hocam bu noktalardan biri bu doğrunun üstünde bu denklemi ne yapmak zorunda? Sağlamak zorunda. X yerine de a, y yerine de a yazacaksın. X yerine a, y yerine a yazarsak 2a artı a eksi 6 eşit 0 olduğundan 3A eşittir 6 yapar. A'yı da 2 buluruz. Bizden ne isteniyor? Koordinatları toplamı nedir diye soruluyor. A virgül A noktasını bulduk mu arkadaşlar? Biz bulduk. A virgül A noktası 2 virgül 2 yaptı. Bizden koordinatları toplamı isteniyor. 2 artı 2'den cevap kaç yapar? Böylelikle 4 yapar. Yani örnek 6'yı böylelikle 4 bulduk. Geldik şuraya. Dikkat demişiz. Doğruların kesim noktasının denklemleri ortak çözümde bulunur. Arkadaşlar 2 doğrunun kesim noktası. Eğer iki doğru paralelse kesim noktası tabii ki yoktur. İki doğru eğer çakışıksa kesim noktası sonsuzdur. Yani çözüm kümesinden bahsediyoruz aslında biz. Ki siz zaten e, matematikte mesela siz iki bilinmeyen iki denklem çözümü yapıyorsunuz ya. Atıyorum 2x eksi y eşittir 5 diyorsunuz. Sonra x artı y eşittir 1 diyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Hocam biz burada x y'yi bulmak için ne yaparız? Taraf tarafa toplama çıkarma gibi yöntemleri kullanıyoruz ya böyle toplayıp hem x'i buluyorsunuz hem de y'yi buluyorsunuz. Yani siz neyi bulmuş oldunuz? x virgül y gibi bir nokta bulmuş oluyorsunuz. Aslında bu nedir? Bu 2x eksi y eşittir 5'i sağlayan noktaların kümesi burası. Bu x artı y eşittir 1'i sağlayan noktaların kümesi burası. Bunların çözüm noktası çözüm kümesi işte tam olarak burası. Yani her iki noktayı da sağlayan nokta tam olarak burası. İşte siz bu çözüm kümelerinde doğruların kesim noktasını buldunuz arkadaşlar zamanında. Bunu da unutmayın. Evet, biz burada da ne yapacağız? Şöyle bir şey. E, bu iki doğrunun kesim noktası sorulduğu zaman, evet, bazen bu takılıyor arkadaşlar. Şöyle gelelim. Şuraya bulduğumuz zaman, burası sorulduğu zaman, ne sorulduğu zaman, iki doğrunun kesim noktası sorulduğu zaman tek yapmanız gereken şey Ortak çözüm yapmak. Niye? Bir doğru bu. Bir doğru bu. Kesim noktası burası. Kesim bu noktası burası. Ortak nokta değil mi? Her ikisinde ortak noktası. Her ikisinde de ortak noktası nedir? Ortak çözüm ile bulunur. İsterseniz yok etme metodunu kullanın. İsterseniz yerine koyma metodunu kullanın. Genelde tekli olanlarda mesela 2x eksi y eşittir 5 doğrusuyla y eşittir x doğrusunun kesim noktası sorulduğunda burada yerine yazma mantıklıdır mesela. Çünkü y eşittir x demişim. Gel burada y yerine x yaz. Direkt ne oluyor? x eşittir 5 geldi. E x ile y birbirine eşit ya. Burada y de 5 oluyor mesela. 5 virgül 5 noktası çıkmış oluyor. x virgül y noktası arkadaşlar. Bu tür sorularda tabii ki yerine yazma daha mantıklı. Ama iki tane böyle denklem verildiği zaman böyle y eşittir x falan şeklinde olmadığı sürece ya da y eşittir 3x şeklinde olmadığı sürece ortak çözüm mantıklıdır. Ortak çözüm yaparken de böyle taraf tarafa toplama, çıkarma ya da iki katını alıp toplama, üç katını alıp çıkarma gibi işlemler bizim için önemlidir. O işlemlerle de kesim noktasını buluruz. Kesim noktasını bulamadığın zaman ne olacak? İki doğru paraleldir. Çözüm kümesi boş kümedir. Kesim noktasını sonsuz bulduğun zaman iki doğru çakışıktır. O zaman ne olacaktır? Çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır diyeceğiz arkadaşlar. Tamam? Aklınızda bulunsun. Evet, örnek 7'ye bakalım mesela. Bu doğrular verilmiş. Bu doğruların kesim noktasının orijine olan uzaklığı isteniliyor bizden. Hemen kesim noktasını bulalım. Yani bu doğruları ne yapacağım ben? Ortak çözüm yapacağım. Hemen teknolojiyi de kullanayım şöyle. Şurada ortak çözüm yapacağız. Arkadaşım şu. Bu doğruyla bu doğru. Direkt taraf tarafa toplayınca x'ler gidiyor bakın. x'ler gitti mi gitti. 2y artı 2 eşittir 0 olduğundan. 2y eşittir. Eksi 2 olduğundan. Y'yi kaç buluruz arkadaşlar? Eksi 1 buluruz. Y'yi eksi 1 bulduk mu? Bulduk e, denklemde herhangi bir tane denklemde y yerine eksi 1 yaz x'i de bul. Mesela y yerine eksi 1 yazayım. Burada x eksi 2 çarpı eksi 1. İlk denklemde yazıyorum. Artı 4 eşit 0 olduğundan dolayı burası artı 2 burası artı 6 yaptı. X'i de kaç bulduk? Eksi 6 mı bulduk? Evet. X böylelikle eksi 6 çıktı. Yani bizim kesim noktası x virgül y noktası ne çıktı arkadaşlar? Eksi 6 virgül eksi 1 çıktı. Yalnız buradaki eksi 6 virgül eksi 1 noktasıyla 0 0 noktası arasındaki uzaklık isteniyor bizden. Evet buradaki uzaklık isteniyor. İki nokta arasındaki uzaklık. İster analitik düzlem çiz. Çünkü orijinal olan uzaklığı sorulduğu için. Pisagor bağıntısından yapabilirsin. İstersen iki nokta arasındaki uzaklığı yap. İki nokta arasındaki uzaklık. X'a farkının karesi. Eksi 6 eksi 0'ın karesi artı. Eksi 1 eksi karesi değil midir? Evet. Yani kare içinde 36 artı 1'den ne buluruz cevabı? 37 olarak buluruz. İki nokta arasındaki uzaktan sonuca bu şekilde ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Evet cevap kök 37 oldu. Geldik örnek, 30, örnek 8'e. Analitik düzlemde bu doğrular verilmiş. Bu doğruların kesim noktasının x eksenine olan uzaklığı 4 birim olduğuna göre. Burada ne demek istiyorum? Arkadaşlar kesim noktasının x eksenine olan uzaklığı. Hemen yorumlayalım. Bu doğruların kesim noktası mesela burası. x eksenine olan uzaklığı 4 birim. Arkadaş x eksenine olan uzaklığı 4 birim olduğuna göre. Arkadaşım x eksenine olan uzaklığı şurası değil mi? Evet. Hocam burası neydi? x virgül y'deki y değeri değil miydi? Şöyle geldiğin zaman. Evet. Ama dikkat et. Mutlak değerce diyorduk bunu. Çünkü buradaki 4 birim aşağıda da 4 birim olmaz mı arkadaşım? Olur. Yani sana diyor ki mutlak değer y 4 diyor sana. x eksenine olan uzaklığı mutlak değer y demek. Yani burada y4 de olabilir. y-4 de olabilir arkadaşlar. Yani kesim noktası öyle bir şey ki buradaki kesim noktasının ordinatı kaç yapacak arkadaşlar? Ya 4 ya da eksi 4. Peki bu kesim noktası yani y'ye 4 diyecek olursam kesim noktasındaki y'ye 4 diyecek olursam. O zaman kesim noktasındaki y'ye 4 diyecek olursam kanun alabileceği tam sayı değerleri toplamı soruluyor bize. O zaman kesim noktasını bulalım. Şuradaki kesim noktasını bulurken ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle ortak çözüm yapalım. Ortak çözüm yaparken şurada teknolojiyi kullanıp hemen şuraya yazayım. Şurada ne yapalım? Hocam kesim noktasındaki y'yi bulmak için tabii ki x'leri yok etmem lazım. Tarafa tarafa toplarsam bunlar gitti. 5y eksi 4 eksi k eşi 0 mı yaptı? Evet. y yerine 4 yazdığımızda çünkü y 4 dedik ya başta. y 4 de olabilir eksi 4 de olabilir. y yerine 4 yazarsak o zaman burası 20 yaptı. 5 k 4 20. 20 eksi 4 kaç yaptı? 16 yaptı. 16 eşittir k mı oldu? Evet k'yı böylelikle 16 buluruz. Peki y yerine eksi 4 yazacak olursak. Burada yine ortak çözüm yaptığımızda şöyle ne oluyor arkadaşlar? Taraf tarafa topladığımız zaman şunlar gitti. 5y eksi 4 eksi k eşit 0 ya. Y yerine eksi 4 yazarsak eksi 20 eksi 4'ten eksi 24 yaptı burası. Eksi k'yı da öbür tarafa atınca artı k yaptı. Böylelikle k'yı kaç bulduk? Eksi 24 bulduk. Bizden ne isteniyor? Kesim noktasının x80'in olan uzaklığı 4 birim olduğuna göre k'nın alabileceği tam sayı değerlerin toplamı kaçtır diye soruluyor. Yani 16 ile eksi 24'ün toplamı isteniyor. Cevap da böylelikle eksi 8 çıkar. Dikkat edin burada kesim noktasının böyle x80'in olan uzaklığını kaç vermiş? 4 vermiş. x80'in olan uzaklık uzaklık işin içine girince mutlak değerce giriyordu. Zaten şuradan da uyanmalısınız. K'nın alabileceği tam sayı değerlerin toplamından bahsediyor. Sen sadece burada y değerini yani ortak çözümdeki y değerini 4 alırsan bir değer bulacaktın. E sonra düşünecektin. Hocam acaba k'nın diğer değeri nasıl olacak? İşte bu uzaklıktan bahsediliyorsa analitik geometri özellikle bu uzaklıktan bahsediliyorsa özellikle x ekseni olan uzaklığı ya da y ekseni olan uzaklığından bahsediliyorsa mutlak değeri unutma. Peki x virgülü y'nin y ekseni olan uzaklığından bahsetmiş olsaydı Mutlak değer x değerine bakacaktık. Bunu da sakın ama sakın unutma. Evet geldik örnek 9'a. Dik koordinat dizleminde bu doğru bu doğru ve bu doğru bir noktada kesmekteymiş Ya da şöyle de diyebilirdi. Bak şöyle de diyebilirdi. Ee, atıyorum. Şu doğru ile bu doğrunun kesim noktası bu doğrunun üstünde olduğuna göre de diyebilirdi. Bak soru böyle olduğunda asıl çok zorlaşıyor. Ya sizin için zorlaşıyor aslında. Şekli çizdiğiniz zaman zorlan zorlanmayacaksınız. Bak dikkat et. Bu doğruyla bu doğrunun kesim noktası mesela bu doğruyla bu doğrunun kesim noktası bu doğrunun üstündedir diyor. Siz burada ne yapıyorsunuz? Bu iki doğruyu ortak çözüm yapmaya çalışıyorsunuz. Sakın. Sakın böyle bir şey yapmayın. Çünkü ortak çözüm yapamazsın. Bak şimdi soruyu bir de şöyle oku okuyalım. Şu doğru şu doğru şu doğru. Bir noktada kesmek demiş. Hemen 1, 2 ve 3 tane doğru mu var elimizde? Evet. Bir doğrunun adı ne? 2x eksi y artı 3 eşit 0 doğrusu. Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çiziyorum. Bir doğrunun adı ne? Y eşittir. 3x artı 1 doğrusu. Öbür doğrunun adı da x eksi y artı a. x eksi 3y. 3y artı a eşittir 0 doğrusu. E ne yapacaksın? Bu 3 doğru bir noktada kesiyormuş. İşte buradaki noktayı bulacaksın. A biz ne yapabiliriz? Bu doğruyla bu doğrunun kesim noktasını bulup şurayı, şuradaki noktayı bulabilirim. Sonra bu noktada bu doğrunun üstünde olduğu için denklemde yerine yazarım. Sonuca ulaşırım. Peki soru şöyle olsaydı ne olacaktı? İlk baştaki gibi. Siz e, şu iki doğrunun kesim noktasını bulmaya çalışıyordunuz. Soru aynen bu şekilde de çevrilebilir. İşte y eşittir 3x artı 1 doğrusuyla x eksi 3y artı a eşi 0 doğrusunun kesim noktası bu doğrudan geçtiğine göre diyor. Siz hemen bunu çiziyorsunuz bunu çiziyorsunuz bu y eşittir 3x artı 1 diyorsunuz. Bu da x eksi y 3y artı a eşi 0 diyorsunuz. Bu doğruların kesim noktasını bulmaya çalışıyorsunuz ve sonra öbür doğrudan geçtiğini şöyle söylüyorsunuz. Öbür doğruyu da böyle gösteriyorsunuz. Sonra bu doğruların kesim noktasını bulmaya çalışıyorsunuz. Kardeşim burası 2x eksi y artı 3 eşit 0 doğrusu değil mi? Sen bu doğruyla bu doğruya ortak çözüm yapıp a olduğundan dolayı x ve y'yi maalesef bulamazsın. Ama ha böyle bu ikisinin kesim noktası burayı bulup şuradan geçen doğruyu yapacaksın. Ha da şurada şu ikisinin kesim noktasına bakıp yine aynı noktayı vermiyor mu? Evet şu ikisinin kesim noktası burayı bulup sonra bu denklemde üstüne yazabilirsin. Aynı şey zaten. Neyse ki soruyu daha kolay bir şekilde yazmışız bir, biz burada. O yüzden daha net bir şekilde anlaşılabilir ama soru kökü bu şekilde de geldiği zaman yine aynı çözüm yöntemi yapacaksınız. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Evet şu üç doğru bir noktada kesiyormuş. O zaman ben şu ve şundan dolayı kesim noktasını bulabilirim. Hadi bakalım kesim noktasını bulayım. Bir tane doğrumuz şu. Hemen alt alta yazıyoruz. Şu ve şunu ortak çözüm yapacağım. Arkadaşlar hiç ortak çözüm şey yapmaya da gerek yok yerine yazmada yapabilirsiniz burada çünkü y eşittir 3x artı 1 demiş ya sanki yerine yazarak daha kolay yapacağız o zaman gel burada şunu yaz arkadaşım y yerine kaç yazacaksın 3x artı 1 yazacaksın şu x'in ortak çözüm yapıyorum bakın 2x eksi y yerine kaç yazacaksın 3x artı 1 yazacaksın ama komple 3x artı 1 yazacaksın değil mi o yüzden parantez içinde almayı unutma artı 3 eşittir 0 olduğunu biliyoruz. Buradan 2x 3x 1 artı 3 eşit 0 olduğundan dolayı eksi x eşittir 2 mi yaptı? Yok. Eksi 2 yaptı. Burası eksi x. Burası artı 2. Öbür tarafa geçince eksi 2 yaptı. X'i de böyle kaç bulduk? 2 bulduk. Evet herhangi bir tane denklemde x yerine 2 yaz. Y'si 3x artı 1 idi. X yerine 2 yazdığımızda y'si de kaç çıktı o zaman arkadaşlar? 7 mi çıktı? Evet. Buradaki nokta x virgül y noktası. Yani biz bu noktayı ne bulduk? X'i 2 bulduk. Y'sini de kaç bulduk? 7 bulduk. 2'ye 7 noktası bulduk. Evet bu nokta 2'ye 7 noktası. Arkadaşım bu doğrunun da denklemi verilmiş ya bize bunu. E ne yapacağız? Bu denklemi sağlamak zorunda. Çünkü bir nokta bir doğrunun üstünde ise denklemi sağlar. O zaman x yerine 2, y yerine de 7 yazıyorum. 2 eksi 21 artı a eşit 0 olduğundan dolayı burası eksi 19 yaptı. a'yı da artı 19 olarak bulduk mu arkadaşım? Bulduk. Evet böylelikle örnek 9'u artı 19 bulmuş olduk arkadaşlar. A değerini 19 bulduk daha doğrusu. Ve böylelikle bu kısmı bitirdik. Bir sonraki videoda en çok kullanacağımız kısım eğimi ve bir noktası bilinen doğrunun denkleminden bahsedeceğiz. En önemli kısımdayız artık arkadaşlar bundan sonrasında. O zaman ne diyoruz? Kendimi de şöyle bir büyüteyim. Ne diyoruz? Bir sonraki videoda en önemli yerlerden birindeyiz sınavınızda mutlaka ama mutlaka çıkacak olan yerlerden birindeyiz. Hatta sınavınızda bir değil belki de iki soru belki de üç soru çıkacak olan yerdeyiz. Eğimi ve bir noktası bilinen doğrunun denkleminden bahsedeceğiz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.